Nebinizin ehli beytine uyun. Allah'ın kitabında şöyle buyurulur. Onlar hidayet yerine dalaleti aldılar da alışverişleri kar getirmedi. Hidayeti de bulamamışlardır. Allah insanlardan bir takımını doğru yola eriştirdi fakat bir takımı da sapıklığı hak etti. Çünkü bunlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmiş ve kendilerini doğru yolda sanmışlardı. Hazreti Ali aleyhisselam oğlu Hasan'a yaptığı vasiyetinde şöyle buyurmuştur. Bilmediğin şey hakkında konuşmayı, üzerine düşmediği halde söz söylemeyi terk et. Sapıklık olacağından korktuğun bir yola girme. Çünkü sapma ihtimali olan yollardan kaçınmak, o korkunç yerlere girmekten daha iyidir. Hazreti Ali aleyhisselam buyurdu ki, sapıklığa dalan ve doğru yolu bulmayan kimseye eyvahlar olsun. Sapıklık ile birlikte günahlardan sakınmak faydasızdır. Yine İmam Ali aleyhisselam, Hazreti Peygamber hakkında şöyle buyurmuştur. Allah'ım, onun kurduğu binayı yapılan binaların en üstünü kıl. Bizi zelil kılınmamış, pişman olmamış, münharif olmamış, ayrılmamış, sapmamış, saptırmamış ve fitneye düşmemişler zümresiyle haşret. Yine Hazreti Ali aleyhisselam, fitne denizlerine daldılar, sünnetlerin yerine bidatlere sarıldılar. Müminler inzivaya çekildiler, sapıklar ve yalanlayanlar konuştu buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi siz de peygamberinizi sorguya mı çekmek istiyorsunuz? İmanı küfre değiştiren şüphesiz doğru yoldan sapmış olur. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. Her sapıklığın bir sebebi vardır. Her ahdi bozan kimsenin bir şüphesi vardır. Dikkat edin, dinin hükümleri birdir. Yolu düz ve doğrudur. Kim ona tabi olursa hedefe ulaşır, kazanır. Kim ondan geri durur, uzaklaşırsa sapar ve pişman olur. Hazreti Ali, Muaviye'ye yazdığı mektupta şöyle buyurmuştur. Gösterişli, sapıklığınla bezediğin, süslediğin, malum öğütlerinin tekrarlandığı mektubun bana geldi. Doğru yola sevk edecek basireti, gerçeğe götürecek kılavuzu olmayan birinin mektubu. Heva ve hevesi onu çağırmış, o da uymuş. Sapıklık onu gütmüş, o da kendisine tabi olmuş. Anlaşılmaz hezeyanlar savurur, çarpar ve sapıtır. İmam Ali aleyhisselam yine şöyle buyurmuştur. Nebinizin ehli beytine bakın, onların yollarına uyun. Onlardan öne geçmeyin ki dalalete düşersiniz ve onlardan geri kalmayın ki helak olursunuz. Yine buyurdu ki, her kim hidayetle doğru yola koyulmazsa, dalalet, sapıklık onu helak ve yokluğa sürüp götürür. Bilgisizce çok niza eden hakkı asla göremez. Haktan sapan güzeli kötü, kötüyü ise güzel zanneder ve dalalet sarhoşluğuyla sarhoş olur. İmam Ali aleyhisselam yine şöyle buyurdu. Her kim Allah'ın hidayetinden başka hidayet dilerse sapar. Her kim doğru yolu bulmak için Allah'ın hidayetinden yardım alırsa Allah ona doğru yolu gösterir. Her kim de münezzeh olan Allah'tan başkasının hidayetiyle doğru yolu ararsa sapıklığa düşer. Her kim sapık olan birinden hidayet dilerse sapar. Ve her kim heva ve hevese davet edenlere aldanırsa sapıklığa düşer.